Faşizm, 2. Dünya Savaşı'nda askeri bir yenilgiye uğradı. Nazi Almanyası, faşist İtalya ve Japon faşizminin oluşturduğu ittifak savaştan yenik çıktı ve her üç ülkede de faşist rejimler ortadan kalktı. Hitler intihar etti. Mussolini kendi vatandaşları tarafından asıldı. Japonya'daki hükümetse kendini tasfiye etti. 20. yüzyılın ilk yarısında yükselen faşizm, yüzyılın ortasına varamadan çökmüştü. Ancak bu çöküş, faşizmin tamamen yeryüzünden silindiği anlamına gelmiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından faşizm, asıl olarak 3. Dünya ülkelerinde tırmanışa geçti. Latin Amerika ve Afrika'da iktidarı ele geçiren diktatörler ve juntalar temelde faşist ideolojiye sahiptiler. ...1973 yılında devlet başkanı Allende'ye karşı kanlı bir darbe düzenleyen Şili diktatörü Pinochet ülkesini kan gölüne çevirdi. Arjantin'deki junta rejimi döneminde binlerce rejim muhalifi kayboldu. Sonradan ortaya çıktığına göre 2000'den fazla siyasi tutuklu uçaklara bindirilmiş, Arjantin açıklarında binlerce metre yüksekten denize atılmıştı. Guatemala'da yaşanan vahşetler de korkunçtu. 1954'te ülkenin ilk ve tek seçilmiş başkanı olan Jacobo Arbenz'i deviren faşist yönetim, 60'lı ve 70'li yıllarda ülkeyi bir ölüm tarlasına döndürdü. El Salvador, Nikaragua, Honduras, Paraguay gibi Latin Amerika ülkelerinde de iktidara gelen faşist yönetimler akıl almaz katliamlar gerçekleştirdiler. Benzer faşist rejimler Zaire, Uganda ve Güney Afrika gibi Afrika ülkelerinde de uzun yıllar iktidarda kaldı. Güney Afrika'daki rejim Nazi Almanyası'nı hatırlatır derecede koyu bir ırkçı ideolojiye sahipti. Güney Afrika nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ve ülkenin yerli halkı olan zenciler, 10 yıllar boyu iktidardaki beyaz azınlık tarafından sömürüldü. Tüm bu örnekler, zalim insanların iktidarının ne kadar büyük bir felaket olduğunu göstermektedir. Allah bu gibi insanlardan Kur'an'da şöyle söz eder. O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Faşist ideolojinin 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı yenilgi, sanıldığı gibi bu ideolojinin çöküşüyle sonuçlanmamıştı. Faşist ideolojinin önde gelen temsilcilerinin ortadan kalktığı doğruydu. Ama faşist ideolojinin dayanakları olan putperestlik, Darwinizm, şiddet sevgisi ve ırkçılık hala duruyordu. Bunun sonucunda neonaziler ve ırkçı partiler özellikle Avrupa'yı etkisi altına aldı.